Evrende hızlı hareket etmenizin hiçbir anlamı yoktur. Hatta ışık hızına yakın bir hıza ulaşmanız belki aynı derecede anlamsızdır. Evrenin içinde ne var ne yok tamamını boşaltın ve kendinizi mutlak bir karanlığın içine bırakın. Işık hızına çok yakın bir hızla derin uzayda seyahat ettiğinizi hayal edin. Bu hızın sizin için anlamı ne olurdu? Hızınızı ve hareket ettiğinizi size bildiren, anlamlı hale getiren herhangi bir şey olmadığı sürece evrende ne kadar hızlandığınız önemsizdir. Ta ki kendinize bir referans noktası bulana kadar. O yüzden cümlemizin dünyaya göre ya da GNZ-11'e göre ışık hızına yakın bir hızla hareket ediyorum şekline çevirdiğimizde taşlar yerine oturur. Şu anda oturduğunuz yerden tek bir adım dahi atmasanız, bugüne kadar keşfedilen en eski galaksilerden birisi olan GNZ-11'e göre ışık hızının 5/6'sı, yani saniyede 250 bin kilometre bir hızla hareket ediyorsunuz. Yani hareket ve hız kavramının göreceli bir kavram olduğunu anlamamız şart. Dünyadan uzaklaşmadan önce kontrol etmemiz gereken öncelikli ve önemli bir şey var. Gemimizdeki muhteşem dış enerji kalkanlarının sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Bunlar tamam. Bir diğer hayati önemli nokta gemimizin camları. Sadece temiz olsun, buhar yapmasın yeter. Sonuçta neler olup bittiğiyle ilgili dışarıya bakacağız. Yoksa kendimizi yollara vurmanın bir manası yok. Çantama 2 adet güneş gözlüğü, biri bana biri sana, 2 adet kızıl ötesi kamera, kalem ve kağıt da aldım. Yolda bazı çok şık hesaplamalar yapacağız. Hepsini anlatacağım yolculukta. Ben alacaklarımı aldım. Sanırım hazırım. Sen de hazırsan... Sonsuzluk ve ötesi! Kalkıştan önce sana söylemem gereken bir şey var. Bildiğin üzere şu anda duruyoruz ve ışık hızına yakın bir hızla seyahat edeceğiz. Planımız şu. Işık hızının %99,9'una kadar hızımızı arttıracağız. Altımızdaki gemi kelimenin tam anlamıyla efsane. Modifiye edip enerji kalkanlarını da taktırdım ama şöyle bir detay var. Durduğumuz yerden birdenbire bu hıza çıkarsak saniyenin kesirleri içinde tüm bedenimiz şiddetli ivmeden ötürü derimizin içinde sıvılaşır ve koltuğa akarız. Bu sebeple hızlanmanın getirdiği baskıyı fazla hissetmek istemediğimiz için bunu yavaş yavaş yapacağız. Yani her saniye 9,8 metre hızlanırsak dünyadaki gibi bir çekim ivmesi hissedeceğimizden bizim için sorun olmayacaktır. Fakat bu şekilde ışık hızının %99,9'una ulaşmamız aşağı yukarı 3 yıl 9 ayımız alacaktır. Umarım buna hazırsındır. Neyse sadece ufak bir hatırlatmaydı. Varlıklar milyonlarca yıl önce ışık hızına yakın hızlarda seyahat eden gezginler için derin uzayın bazı noktalarına renkli uyarı ışıkları, bir nevi trafik lambaları koydular. Bu lambalar yeşil, sarı, kırmızı gibi renklerde. Yeşili gördüğümüzde hızlanmamızı sürdüreceğiz, sarıda dikkatli olacağız, kırmızıda ise durmayacağız ama hızımızı keseceğiz. Çünkü tam önümüze değil belki ama çarpışma rotamıza girebilecek nesnelerin olduğunu anlayacağız. Şimdilik elveda dünya, başka bir hayatta görüşmek üzere. Seyahatimizin 10. günündeyiz ve henüz ışık hızının %3'üne varmış değiliz. Derin uzay boşluğunda metreküp başına ortalama bir hidrojen atomu bulunuyor ve hareketsiz dursalar bile biz onlara doğru hareket ettiğimiz için gemimizin dış yüzeyi saniyede 8400 km hızla çarpma etkilerini algılıyor. Bu seviyelerde çarpıştığımız atomların kinetik enerjileri önemsiz olduğu için endişelenecek bir durum yok. Fakat hızlanmamız arttığında ve milyarlarca atoma çarpmaya başladığımızda çarpma etkileri anlam kazanacaktır. Neyse ki enerji kalkanlarımız var. Sesleri duyuyor musunuz? Enerji kalkanlarının etkisiz hale getirdiği toz taneciklerinin sinyalleri. Sadece bir tanesi bu kalkanı aşsa gemimizin bir ucundan girip diğer ucundan çıkarak katastrofik bir patlamaya sebep olurdu. Önümüzdeki camdan dışarı yıldızlara doğru bakıyorum ve fark ettiğim ilk şey, yıldızlara doğru yaklaştıkça giderek uzaklaşıyor görünüyorlar. Çünkü gökyüzü önümüzde daralmaya başlıyor. Bunu şöyle düşünün. Duran bir arabanın içinde otururken aniden bastıran sağanak yağmuru izlediğinizde yağmur damlacıkları yere dikey olarak yağar. Fakat araba hareket ettikçe ve yüksek hızlara çıktıkça cama vuran damlacıklar yatay eksende ve eğri açıyla çarpıyormuş gibi görünür. Uzay gemimizdeki optik etki de buna mükemmel bir şekilde benziyor. Yıldızların ışığı belli bir yönden geliyor ama hızlandıkça ışık ışınları önden geliyormuş gibi görünüyor. Buna ek olarak etraftaki yıldızların ışığı da ön tarafa doğru toplanmaya başlıyor. Bu da onları oldukları yerlerinden farklı yönlerde algılamamıza sebep oluyor. Bunun adı aberration of light, yani ışık sapması. Seyahatimizin 72. gününde ulaştığımız saniyede 60 bin kilometrelik hızla ilerlemek harika bir duygu.
çantamdaki güneş gözlüklerini çıkarıyorum çünkü etraf güneşle dolu. Ön tarafta yoğunlaşmaya başlayan yıldız ışıkları artık inanılmaz bir şekilde yoğunlaşmaya ve parlamaya başlıyor. Fakat aynı şeyi arkaya doğru baktığımda söyleyemem çünkü zifiri karanlıkta kalan bir evren var arkada. Sanki geride kalan tüm ışıklar toplanıp ön tarafa yığılmış gibi. Ben uzaklara dalmışken sen de o anda yanından geçen bir asteroitteki tuhaflığı fark ediyorsun. Sanki üzerine doğru eğrilmiş, şekli tuhaf bir şekilde yamulmuş. Bu da yüksek hızla giderken yanından geçen cisimlerin ışık sapması nedeniyle uğradığı bir etki. Cismin bir ucundaki ışınları diğer ucundan gelen ışınlardan önce gördüğün için oluşan bir etki. Not defterine Terrell Penrose dönüşü olarak not alıp altına karalamanı yapıyorsun. İşte ilerideki ilk trafik lamba için uyarı sinyali. 30 saniye sonra lambanın yanından geçiyoruz ama şahane bir sorunumuz var. Araba hızına gidiyor olsak lambanın rengini sorunsuz bir şekilde görürüz ama şu anda ışık hızının %20'si ile gidiyoruz ve tüm renkler başka renklere kayıyor, hareketsiz duran renklerden farklı görünüyor. Yanan ışık sarı. Ama gördüğümüz sarı renkli lamba ya sarı değilse, ya aslında yeşil ya da kırmızı ise veya sarıya kaymışsa, gözlerim aynı, ışık kaynağı aynı ama lanet göreceli Doppler etkisi her şeyi mahvediyor. Nerede bu, nerede bu, nerede bu, nerede bu? Tamam buldum. 700 nanometre dalga boyundaki kırmızı ışık görünüyor, 572 nanometre civarı sarı ışık, 542 nanometre ise yeşil. Şimdi çok hızlı bir hesaplama yapmalıyım. Lambda R gemiden gördüğüm ışığın dalga boyu, lambda S duran birisi için yanan ışığın gerçek rengi, işte bunu hesaplamalıyım. Beta gemimizin hızı, tüm değerleri yerine koyduğumuzda ve işte sonuç 700 nanometre. Trafik renginin ışığı kırmızı, 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 hızı azalt, hızı azalt, hızı azalt. Seyahatimizin 521. günündeyiz ve hızımız saniyede 270 bin kilometreye, yani ışık hızının %90'ına kadar ulaştı. Ultra derin alan özellikli teleskobumuzla dünyaya bakmak için gemimizin arka tarafına geçiyor. Tam beklediğim gibi. Dünya yavaş şekilde dönüyor ve ilerliyor. Eğer içindeki insanları görebilseydim, onlar da bal kavanozunun içinde gibi ağır ağır hareket ediyor görecektim. Saatlerindeki tiktaklar da yavaş ilerliyor olurdu. Dünya artık mavi soluk nokta değil. Uzaklaşmanın etkisiyle ortaya çıkan kırmızı bir gezegen görünümünde. Milyarlarca yıl öncesindeki renginde. Mavi aslında gerçekten çok güzelmiş. Şu ana kadar olan her ne varsa hareketimizden kaynaklanan optik illüzyonlardı. Yani hızımızı durma noktasına kadar düşürsek tüm bu gözlemlediğimiz etkiler kaybolacaktı. Fakat gemimiz ışık hızının %90'ında ilerliyor ve artık illüzyon olmayan gerçek fiziksel etkilerin ve göreliliğin ortaya çıkma zamanı geldi. Geri döndürülemez etkilerden birisi zaman genleşmesi. Gemimizin hangi hızla gittiğinin bir önemi yok. İster araba hızında, ister ışık hızının %99'u hızla gitsin, biz o geminin içindeyken saatlerimizde ve hareketlerimizde herhangi bir yavaşlama ya da hızlanma olmaz. Dünyada 100 sayfalık bir kitabı bir günde okuyorsam, gemi içindeyken de aynı 100 sayfalık kitabı gemideki zamanıma göre yine bir günde okurum. 50 yıl ömrüm kaldıysa, gemide geçecek 50 yıl sonrasında ölürüm. Her bir saniye aynı bir saniyedir. Bu bir nevi zaman kayması yaşanması durumu iki farklı referans çerçevesinde bulunan gözlemcilere özel bir durum. Yani dünya insanları ve gemi insanları arasında ortaya çıkar. Şu anda benim için gemide geçen bir saat için dünyada 2,29 saat geçiyor. Yani dünyada zaman daha hızlı akıyor, insanlar daha hızlı yaşlanıyor. Dünyadan ayrılalı tam 1000 gün oldu ve ışık hızının %99,3'ü ile gitmeye başladık. Görünür ışık X ve gamma ışınlarına daha sert bir şekilde dönüşmeye başlamış durumda. Uzak galaksiler artık çok daha uzakta ve mavi görünüyor ama aslında daha yakınlar. Böylesine yüksek hızlarda gittiğinizde uzunluk daralması adı verilen bir etki ortaya çıkmaya başlar. Ön camdan gördüğüm her şey sanki balık gözü merceğinden bakıyormuşum gibi uzaklar ama aslında daha yakınlar. Kafamı geriye çevirip arka camdan baktığında ise karanlık devam ediyor ama görünen az sayıdaki galaksiye zoom yapılmış gibi çarpıtılarak büyütülmüşler. Uzunluk daralmasının harikulade etkileri var. Evrendeki mesafeleri azaltıyor. Mesela şu anda dünyadan ışık hızının %99,3'ü ile yola çıksak en yakın yıldıza 4,5 yıl yerine 6 ay gibi kısa bir sürede varabilir. Daha da hızlanırsam bu süre iyice azalır. Ben bunlardan bahsederken sen bunları not alıyorsun. Yolculuğumuzun 1345. gününde ışık hızının %99,9'u ile gidiyoruz ve tüm evren yanımızdan geriye doğru hızla akıyor. Sanki biz değil, hareket eden tüm evren. Kendi saatlerimiz dışında zaman kavramımız iyice yok olmuş durumda. Ama
ama aklımdaki deneyi sana göstermek için sabırsızlanıyorum. Gel benimle. Şu anki hızımız saniyede 299.700 kilometre. 300 kilometre daha hızlandığımızda ışık hızına ulaşmış olacağız ama bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini sen de biliyorsun. Biz bunu yapamayız ama elimdeki özel silahı geminin dışına ileriye doğru ateşlesem ve mermisi saniyede 500 kilometre hızla gitse ışık hızını aşabilir mi? Sen ne diyorsun? Gel deneyelim. Gördüğün gibi mermi bizden saniyede 500 kilometre hızla uzaklaşıyor, onu durduran ya da yavaşlatan bir evren yok. Gemimizin hızı ile merminin hızı toplamda saniyede 300.200 kilometre, yani ışık hızının üstünde. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mermi asla ışık hızının üzerine çıkmadı. Hatta o mermi saniyede 500 kilometre değil, saniyede 299.000 kilometre hızla gitse bile ışık hızının üzerine yine çıkamayacak. Çünkü bize, yani gemimize ve mermiye dışarıdan bakan bir gözlemci o mermiyi, evet biraz daha hızlanmış, biraz daha hızlanmış görecek ama ışık hızına ulaştığını asla göremeyecek. Hep bir %99,99'larda kalacak. Benzer şekilde gemiden ateşlediğimiz o mermi, ne kadar hızlı ateşlenirse ateşlensin, gemi içinden sana ve bana göre aynı şekilde ışık hızına asla yetişemeyecek. Olamaz. Trafik lambası uyarısı. Duymamışız. O gemiden sağ çıkabileceğimizi hiç mi hiç sanmıyorum. Mekanımız cennet olsun. Ama deney deneydir. Bu arada ne olur sen de kusura bakma, canını aldık ama. Umarım bir sonraki videoda yeni maceralara dalmak için tekrar canlanabiliriz. Eğlenceli dakikalar geçirdiğinizi umuyorum. Eğer öyleyse bana destek olmak için lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz daha sık aralıklarla benzer videoları üretebilmem demek. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgi, sağlık, bilim ve geminin enerji kalkanı sizinle olsun. Hoşçakalın.